Özellikle Arput Ajans'a teşekkür ederim. Anadolu Bilişim Buluşmaları markasıyla gayet güzel Anadolu'da etkinlikler düzenliyorlar. Bu benim Harput Ajans'ın etkinliklerine ikinci katılışım, üç de olabilir belki. Konya'da, Konya Tarım Üniversitesi'nde beraberdik. Hatta siz de Evet, oradaydınız. geçen sene beraberdik. Doğru. Aynen. Geçen sene Dolayısıyla dediğimde 2019, özür dilerim. evet, dolayısıyla tebrik ediyorum onları. Her zaman destek vermekte boynumuzun borcu. Kamuda dijital dönüşüm dediğiniz zaman evet, yani ben kendimi bir kamu dijital dönüşüm lideri diye tanımlayabilirim herhalde. Beş farklı kamu kurumunda çalışmış olmanın belki hani yüzlerce e-devlet uygulaması yapmış olmanın verdiği bir tecrübeyle affınıza sığınarak böyle bir title'ı kullanıyorum diyeyim. Öncelikle bir durum değerlendirmesi yapmak lazım. Üstatlarımız, benden önce konuşan hocalarımız gayet güzel özetlediler. Türkiye'de devlet konusu iyi bir noktada. 5.000 tane dijital dönüşüm ofisinin verdiği verilere göre 5.000 tane hizmet e-devlette sunuluyor. Dünyaya örnek olan birçok uygulamamız var. UYAP gibi, Mersis gibi, Medula gibi, Enabız gibi. Bunlar dünyaya örnek. Aynı zamanda e-defter gibi, e-fatura gibi, elektronik imza gibi, doküman yönetim sistemleri gibi. Bunlar çok önemli. Fintechlerimiz hatırı sayılır bir noktada. Yani dünyada mesela Amerika'ya falan gittiğiniz zaman bu kadar bankacılık ürünü bulamazsınız. Bunlar güzel bir şey. Aslında bu benzersiz zorlukların getirdiği benzersiz fırsatlar. Devlet Malzeme Ofisi'nde dijital dönüşüm yaparken hasbelkader bir gün Güney Kore'nin merkezi satın alma birimine gitme fırsatımız olmuştu. Devlet Malzeme Ofisi'nde bir kalite kontrol vardır. Yani aslında kamu kurumunun istediği malı gerçekten o üretici ya da entegratör neyse gidip o kuruma verdi mi diye denetlerler. Tabii bunun için ıslak imzalar, işte teslim tesellüm belgeleri falan düzenlenir. Ben de sordum, yani evet siz kalite kontrolü nasıl yapıyorsunuz? Ne kalitesi dedi. Güney Kore'deki arkadaşımız. Adam bu kalitede malı vereceğim dediyse vermiştir ve olay bitmiştir dedi. Çok güzel. Şimdi dolayısıyla o toplumlarda öyle. Batı toplumunda da böyle. Ya daha çok hani bu kurallar, ahlak bazlı kurallar çok keskin oralarda ve bunların işte workaround'ları çok düşünülmüyor. Ama bizim gibi toplumlarda bu zorluklar var. Dolayısıyla işte gelir idaresi her şeyi kayıt altına almak için e-defteri falan önceliklendiriyor. İşte elektronik imza, doküman yönetim sistemleri bizim için çok must. Dünyada bu kadar elektronik imza kullanan ülke yoktur. Yani penetrasyonu çok fazla. Nedeni de bu benzersiz zorluklar. Bu güzel. Hane halkı harcaması iyi bir noktada. Gerçekten çok böyle hem pragmatik, İdil Hanım'ın dediği gibi, hem de çok meraklı bir kitlemiz var. Genç nüfusumuz var. Bu çok önemli. E-Devlet kullanımı 50 milyonu geçti. 59 milyon internet kullanıcısı var. Yaklaşık 50 milyon kadarı da E-Devlet uygulamalarına giriyor. E-Ticarette toplam ticaret pandemiyle beraber %20'sini e-ticaretten yapıyoruz. Bu da çok iyi. 1 milyar dolar ihracatımız var. Son 5 senede 1 milyar dolar civarında geziyor. Bu çok iyi değil. Onu tartışırız Evet. ileride. Toplam pazar 27 milyar dolar ama iletişim tarafını bir kenara bırakırsak bilgi teknolojileri tarafı yaklaşık 10 milyar dolarlık bir yıllık pazara sahip ki bunu da ben düşük olarak görüyorum. Peki daha iyi ne olabilir? Yani kamunun dijital dönüşümü açısından bir durumu değerlendirdik. Bütün standartlarda olduğu gibi durumu değerlendir, yeni hedefler koy ve devam et şeklinde ilerler. TÜBİSAT'ın Dijital Dönüşüm Endeksi diye bir raporu var. 2020 yılı için yayınladığı Türkiye Bilişim Sanayiciler Derneği'nin. Ona göre 5 üzerinden 3 Türkiye'deki dijital dönüşüm rapor puanı. Dolayısıyla 2 puanlık daha gideceğimiz yol var. Bu arada dünyada koşuyor. Peki kamuda daha da zor. Hani baktığımız zaman Bunu doğal olarak kamu dahil bütün çerçeve olarak mı bakıyor bu rapor hocam? çerçeve 5 üzerinden 3 vermişler. Şimdi
Kamuda daha da zor. Çünkü kamunun uyması gereken regülasyonlar var. Objektif olması gerekiyor. Dediğiniz mesela demin yine İdil Hanım bahsetti, siz de söylediniz. Reklam alamıyor mesela, değil mi? Şimdi herkese eşit seviyede olması lazım. Bir sürü denetim mekanizması var. Sayıştay'dır, işte kendi iş denetimleridir, müfettişlerdir gibi gibi. Uyması gereken regülasyonlar var. İşte BDDK gibi, işte Devlet Denetleme Kurulu gibi, işte KVKK gibi falan. Dolayısıyla bir miktar daha zor. Peki bu zorlukları aşmak için ne yapabiliriz? Benim tecrübelerime dayanarak birkaç maddeyle bunları hızlıca Evet, özetlemek. yani bu önemli çünkü nasıl bir süreçte izlemeliyi de esasında kamu için belki çizmekte fayda var. Kamuda lider yönetici, bilişim yöneticisi yetiştirmek gerekiyor. Benim tecrübelerim bunu söylüyor bana. Çünkü başarılı tüm projeler belki birkaç kişinin olağanüstü, insanüstü gayretiyle oluyor. Burada bir demek ki biz orada bilişim liderleri kamu tarafında yeterince yetiştirememişiz gibi geliyor bana. Bu 2 puanı nasıl kapatırız gibi hani konuşuyoruz ya, o Evet. anlamda söylüyorum. Hani iyiyiz ama daha iyi olmak için. Çünkü motivasyon kamuda parayla olmuyor. Çünkü özel sektörle bu noktada yarışamayız. Dolayısıyla hani askerimiz, polisimizin mesela yaptığı iş parayla ölçülmez. Dolayısıyla kamudaki bilişimci arkadaşlarımızın, kamu görevlilerimizin de böyledir. Dolayısıyla bu bir sefer görev emridir benim gözümde. Yani birçok arkadaşımız, bu dijital dönüşüm lideri arkadaşımız belki özel sektöre gittikleri zaman aldıkları maaşın 2-3 katını alabilirler. Ama kamuda kalarak bunun bir ekstra motivasyonu var. Ve hani denir ya, vatandaşa hizmettir bu. Belki sadakadır yani, amiyane tabirle. Yani şimdi bu lider arkadaşlarımızın sayısı mutlaka artması lazım kamuda. Bunun Bu çok için önemli tabii. Kamudaki inisiyatifi alabilecek lider profilde ve tabii ki bu bilgide ve doğru bilgide liderler çok şey değiştireceğine ben de inanıyorum. Çok önemli bir konu. İkincisi yatırım ödenekleridir. Türkiye'deki 2020 yılı harcamalarına bakıldığı zaman kamu yatırım harcamalarının yalnızca %2'si bilişim BT harcamalarına gitmiştir ki bu yaklaşık 2 milyar TL'nin bir miktar üzeridir. Toplam ödenek ise 2020 yılı için bilişime ayrılan toplam ödenek ise yalnızca yatırımların %4'üdür. Ve bunun dolar bazındaki karşılığı ise 450 milyon dolardır. Bu 2010'lu yıllarda bu çok daha fazla 2-3 milyar dolar seviyesindeydi. Pandemiyle beraber bir miktar işte doların artmasıyla beraber bunun düştüğünü görüyoruz ve dünya ile rekabet açısından bunun bir risk içerdiğini görüyorum. Mesela siz Almanya'dan bahsettiniz. Sadece kamu için söylemeyelim. Bütün işletmeler arasından BT harcaması gerçekten düşük. Türkiye'de hane halkı iyi harcıyor ama işletmeler ve kamu kurumları yeterince BT'ye para harcamıyor desek yanlış söylemeyiz, olmayız. Ne dediniz? ERP pazar açısından Almanya 10 milyar euro. Şimdi devasa bir fark var. Benim de bir çalışmam var. Almanya ile Türkiye'nin kıyası. Eğer kişi başı milli geliri eşitlersek Almanya ile, yani bizim 5 katımız fazla milli geliri var ama bunu eşitlediğimizi varsayarsak Almanya'daki işletmeler Türkiye'deki işletmelere oranla 12 kat daha fazla bilişime para yatırıyorlar. Bu da rekabet açısından. Burada sevgili Genel Hocam, yani ben sizi bu konudaki gerçekten isteğinizi ve yönlendirmelerinizi bildiğim için bunu ne olur bir kez daha tekrarlayın. Çünkü buradaki işletmeler ve işletme sahipleri ve yöneticilerin heveslerini kırmamaları, buraya yaptıkları yatırımın ne kadar çok kendilerine fayda sağlayacağını bir kez daha görmeleri gerekiyor. Yani hani IT'ye yapılan yatırım çöpe gitmiyor esasında, mantıken doğru yapılıyorsa. Evet, yani 2010'dan 2020'ye doğru baktığımız zaman Türkiye'deki IT yatırımları global anlamda dolar bazında baktığımız zaman %-1 oranında düşmüş. Amerika'da %50 oranında artmış. Yani demek istediğim bu. Tekrar edeyim, Almanya ile Türkiye'yi kıyasladığımız zaman bizim 5 katımız gelirleri var.
Ama bunu normalize ettiğimiz zaman 12 kat daha fazla harcıyorlar. Etmeyelim normalize, 62 kat daha fazla bilişime para harcıyorlar ki bu da hani rekabet açısından bizim işletmelerimiz, bilişim işletmelerimiz için büyük bir handikap doğuruyor. Sadece kamu demiyorum yani, bütün işletmelerimiz. Üçüncü üzerinde çalışmamız gereken mevzuattır. Biliyorsunuz kamuda bir proje 18 ay 20 ay alır. Hakikaten zor bir süreçtir. Önce siz bir proje, dijital dönüşüm projesi yapmak için eski adıyla kalkınma, şimdi Cumhurbaşkanı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na projenizi bildirmeniz lazım. Onlar devletin tabii tüm önceliklerini ve ödeneklerini değerlendirip bu projelere onay verir ya da vermezler. Bütçe kanunuyla Aralık ayının sonunda onaylanır ve Ocak-Şubat ayındaki yatırım ve finansman programıyla beraber bunların hangi projelere ne kadar harcanacağı söylenir. Dolayısıyla bu bittikten sonra artık bir işte bir şartname komisyonları kurulur kamuda. Bir yaklaşık maliyetler alınır. Ondan sonra 4734'e göre, yani kamu ihale kanununa göre ihale yapılır. 4735'e göre kamu sözleşme kanununa göre de sözleşme yapılır ve ondan sonra da kabuller, işte projeler başlar. Şimdi 18 ay diyoruz. Şimdi bu tarafa baktığımız zaman dünyada 18 ayda o kadar çok şey değişiyor ki. Dolayısıyla bizim bu satın alma, bilişimdeki satın alma süreçlerini bir miktar evirmemiz, hızlandırmamız gerekiyor. Son zamanlarda 3G gibi işte bu siber güvenlik, Bilgin Hocam bahsetti, siber güvenlik ulusal güvenliği de ilgilendiren çok önemli bir konu olduğundan dolayı işte 3G gibi bazı istisnalar artık kamu kurumları tarafından kullanılıyor. Bu sevindirici. Bunun artmasını bekliyoruz. Çok önemli bir süre. Yani gerçekten bazen şöyle olur. Bu 18 ayda teknoloji bile bambaşka bir yere gelebilir. Aynen öyle. Mesela katalog başvuruları var Devlet Malzeme Ofisi'nde. Şimdi biraz hızlandırdılar. Benim de üzerinde geçmişte çalıştığım bir konuydu. Bir başvuru yapıyorsunuz 12 ay sürüyor. Ya ürün end of life oldu. Dolayısıyla çok doğru. Çok doğru. Bir miktar, bunu bir miktar işte mevzuatımızı bir miktar güncellememiz gerekiyor. Ama yavaş yavaş dediğim gibi kamu kurumları bu istisnaları kullanıyorlar. Bir diğeri bilişim başkanlıklarının, bilişim birimlerinin rollerinin, sorumluluklarının yukarı doğru, yani sorumlulukları var da yetkilerinin yukarı doğru artırılması gerekiyor. Biz 2000'li yıllarda Şerif Bey bahsetti. Yani bu bizim Türkiye'deki dijital dönüşümün hani geriye doğru baktığın zaman 20 yıllık bir süreç aslında. 2000'li yılların başında destek başkanlıklarında, strateji başkanlıklarında şube müdürlüğü seviyesinde temsil edilen, teknik servis olarak görülen bir yerdi bilişimler. Bilişim birimleri. Sonra daire başkanı oldular. Yeniyle artık genel müdürlük seviyesinde kamuda temsil ediliyorlar. Ancak bu yetmez. Yönetim kurulunda en üst idarecinin yardımcısı pozisyonunda, baş prezident pozisyonuna gelmeleri gerekiyor ki nitekim Fintech'te bu böyle ve artık görüyoruz ki CIO'larımız CEO oluyorlar yavaş yavaş. Bunu da görüyoruz. Eskiden insan kaynakları tarafında, pazarlama tarafındaki arkadaşlarımız CEO olurken artık bilişim departmanının başındaki arkadaşlarımızın Fintech kurumlarının genel müdürleri oluyor. Dolayısıyla kamu tarafına baktığımız zaman da bunun bu şekilde evrilmesi gerekiyor. Burada bir miktar kamunun geri kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla dijital dönüşüme yeterince ehemmiyet verilemiyor. Bunu da söyledikten sonra kurumlar arası işbirliği üzerinde çalışmamız gereken bir konu. Bu da çok önemli hocam. Çünkü biz mesela tebligatta bile değil mi? Devletin yaptığı tebligatta gibi konular, daha basit konularda bile bazen her kurumun kendi başına bir çözüme gittiğini görüyoruz. Mesela bu aynen, da bir kaynak istafı gibi gözüküyor. Değil mi? Bir e-devlet uygulaması geliştirilirken birçok farklı diğer kurumlardan veri alırız. Söz gelimi Sosyal Güvenlik Kurumu'nda 125 tane kurumdan veri alırız ki toplam bizim kamuda vatandaşların kullanımına sunduğumuz 250 uygulamayı sunabilmek için 125 farklı kurumdan veri alırız. Ama bunu yaparken o kadar zor ve zahmetli bir süreçtir ki bu. Kimi zaman o servislerin kalitesi çok düşük olur ve vatandaşlara yeterince mesela çok kamuoyunda duymuşuzdur değil mi? Medula uygulamasının durduğunu, insanlar eczanelerde sıra beklediğini falan hani hatırlarız geçmişte. Şimdi bunun nedenleri işte buydu.
Yani kurumların verileri yeterli hızda ve sağlıkta verememesi diye. Ve bir de kurumların birbirinden veri saklaması diye bir şey var. Elbette ki KVKK falan bunlara dikkat edeceğiz ama kamudur sonuç itibariyle. Bunu işlemekle yetkili ve kullanmakla yetkili olduğundan dolayı bunun da üzerinde biraz çalışılması gerekiyor. Ülke olarak açık veriye dönmemiz gerekiyor ve veri sözlüğü gibi her kurumun hangi değeri ürettiği, hangi verileri sunduğu, sunabildiğini açıklamamız gerekiyor. Bu da üzerinde çalışmamız, önümüzdeki dönemde üzerinde çalışmamız gereken bir konu. Belki burada kurumlar birbiriyle hangi standartta veriyi paylaşacak tanımı da gelmesi gerekiyor. Yani kapıya Aynen. verisini nasıl çıkartacak gibi bir Aynen. standart da gerekiyor zannedersem. Son zamanlarda Dijital Dönüşüm Ofisi'nin bununla yönelik çalışmaları var. Yani şimdi o veri tanımını çok iyi yapmamız gerekiyor ve dolayısıyla ben bir e-devlet projesi yapacağım zaman hangi kurumlardan hangi desende verileri alacağımı çok hızlı yapmam gerekiyor ve protokollerle bunlar yapılıyor ve işte bunların takibi maalesef yeterince iyi yapılamıyor. Bu konuda çalışmamız gerekli. Evet. Performans tim anlayışına dönmemiz gerekiyor. Bilgin Hocam bir miktar bahsetti. Dijitalleşmemenin maliyeti. Yani biz daha çok kamu kurumlarının denetim mekanizmaları harcama üzerine kuruludur. Yani ne kadar para harcadıysan o kadar çok sorumlusun, o kadar çok denetim geçirirsin. Yani aslında biz bunu meyve veren ağaç taşlanır şeklinde de düşünebiliriz yani. Şimdi iş yapan adamı sorgulamak gerekir. Kamu kaynağı kullanıyoruz bir noktada ve bu çok önemli. Tüy bitmemiş yetimin hakkı var diye düşünürüz. Ama tüy bitmemiş yetimin hakkı sadece harcanan parada değil, harcanmayan parada da vardır. Çünkü bir dijitalleşmemenin bir maliyeti var. Yani vatandaşın memnuniyeti, vatandaşın orada sırada beklemesi. Verimlilik, kurumların verimliliği harcadığı para açısından bakalım. Yani normalde belki 250 kişiyle yapacağı işi 25 bin kişiyle yapıyor kurum. Bu da kutuyu bitmemiş yetimin hakkı değil midir? Çok doğru. Dolayısıyla denetim mekanizmalarımızın sadece harcamaya odaklı değil, harcamayanları da sorgulaması, bu fırsat maliyetlerini de sorgulaması gerekiyor. İşte mesela yine Şerif Bey bahsetti. KOSGEB'in ya da çeşitli kurumların 27 tane teşviki vardı. Peki niye şirketler teşvik aramak için uğraşıyor da o kurumlar teşvik vermek için uğraşmıyor? Demek ki bize müşteri odaklı, vatandaş odaklı düşünmemiz gerekiyor kamu olarak. Müşterinin ayağına gitmemize, nasıl ki özel sektörde Şerif Bey pazarlama yapmazsa, gidip müşterinin yanına gitmezse, sizler Worldcube olarak satış için müşteriyle konuşmazsanız iş yapamazsınız. Aynı şekilde kamu kurumlarımızda biraz daha sahaya gelmesi lazım, biraz daha yaklaşması lazım. Çok güzel. Hocam çok keyifli gidiyor. Son bir dakikamız Son bir dakika. toparlayabilirsek. Üç maddem var, toparlayacağım. Tamam. Altıncı madde, kadınlarımızı ve gençlerimizi iş gücüne sokamazsak özellikle bilişimde dünyayla rekabet edemeyiz. Genç işsizliğimiz, yani en dünyayla rekabette en güzel yanımız ne diyoruz? Gençlerimiz diyoruz. Peki o zaman gençlerimizi de bilişimin üretim tarafına yönlendiriyor olmamız lazım. Ve kadınlarımız, evet bir paradoks var. Doğurganlık oranı azalıyor, ülke nüfusu yavaşlıyor, hızla yani büyümesi yavaşlıyor. Ama pandemiyle beraber şunu gördük. Evden de çalışılabilir, hele hele bilişimde. Dolayısıyla kadınlarımız hem çocuklarımızı büyütürken, hem evimizde otururken, hem de bilişimin üretim tarafında olabilirler. Burada %40 kadınlarımızın %40'ı evde oturuyor ve çalışmıyor. Eğer biz bunu üretim ortamını alamazsak dünyayla rekabet edemeyiz. Pandemi bize bunu gösterdi. Bunu Çok. başarabilmemize çalışmamız lazım. İkincisi, fiber altyapı. Ne kadar dijital dönüşüm ne dedi İdil Hanım? Dedi ki burada bir satürasyon var. Bu satürasyonu aşmanın etmemiz gerekiyor. O da fiber altyapı. Ben 2-3 yıldır fiber altyapı konusunda geride kaldığımızı ve bu mobil iletişimde de yine geride kaldığımızı, yani bu hızların fiyat performans olarak baktığımız zaman Speedtest'in, Okla'nın bir araştırması vardı. Mobilde 50.'yiz, fiberde çok daha gerideyiz hız Evet. anlamında. Bunu Evet. yaygınlaştırmamız lazım. Artık bunlar da kamu kurumu olduğu için söylüyorum Türk Telekom ve Turkcell açısından. Son olarak cloud konusuna yönelik bazı yatırım ve regülasyona ihtiyacımız var. Ben cloud'u şöyle görüyorum. Barajın kapakları açılmış bir barajdan gelen sel gibi cloud. Cloud'a karşı kamu durarak
bir yere varamayız. Bunu biraz evirmemiz, belki yönünü şöyle de değiştirmemiz gerekiyor. O da belki kamu entegre veri merkezleri, belki Amazon, Alibaba, Google Cloud, Azure gibi teknoloji giantlerinin Türkiye'de cloud veri merkezleri kurması ya da bizim yerleşik cloud servis sunucularımızın diğer bu teknoloji giantlarına sunduğu servisleri sunabilecek kapasiteye erişmeleri gerekiyor. Öteki türlü bir miktar yine rekabette geride kalıyoruz. Yani bu cloud'u kullanmayarak. Onu da söyleyeyim. Hocam yani gerçekten böyle yani olabilecek en güzel şekilde özetlediniz. Biz de Workbook'ta zaten tamamen web üzerinde çalışan bir şirket olarak yıllardır bunu anlatmaya çalışıyoruz. Değerli konuklar, değerli izleyiciler, oturumumuzun sonuna geldik. Son konuşmacımız Doktor Yener Aslan'dı. Diğer konuşmacılarımız Doçent Doktor Bilgin Metin, Sayın İdil Kesten ve Sayın Şeref Beykoz'a ben çok teşekkür ediyorum. Bugün e-dönüşümü konuştuk, e-faturayı konuştuk, sizlere bunları anlattık. Müşteri internette ama nerede onu gösterdik. Siber güvenlikte nehri nasıl geçeceğinizi anlattık ve kamuda da 7 ana başlıkta yol haritasının 8 mi? Özür dilerim 8. 8 ana başlıkta da hocam nasıl bir yol haritası olabileceğini liderlikten fiber altyapıya kadar bizim hayatımızda dijitalleşmeyi nasıl hızlandıracağımızı konuştuk. Tekrar ana sponsorlarımız da başta olmak üzere Anadolu Bilişim Buluşmalarını size sağlayan, getiren Artup Ajans'a, PTT AVM, Manay CPA'ye çok teşekkür ediyoruz. Biz de Workbook olarak destek sponsoru olmaktan burada çok çok memnun ve mutluyuz. İnşallah uzun yıllar bunları da devam ettiriyor olacağız. Bizler de kalın diyoruz. Kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere. Başka oturum yöneticimiz ve çok değerli oturum konuklarımız, ilgi, katkı ve desteklerinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Birinci oturumumuz olan E-Devlet Çözüm